Mehmet Uçum'un tweet'i düştü önüme. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı biliyorsun, hukuk politikalarından da kurulu başkan vekili. Tam biz adaleti konuşurken birkaç cümle isteyeceğim. Sonra diğer konuda bunu açarız ama diyor ki olağan gündemimiz yeni anayasa. Bak dönüp dolaşıp yine yeni anayasayı bu memlekete tartıştıracaklar. Biz işte nasıl bir adaletsizliğin içerisinde kıvrandığımızı anlatıyoruz. Mehmet Uçum da demiş ki olağan gündemimiz yeni anayasa. Türkiye'nin olağan gündemi yeni anayasa tartışması yine öne çıkıyor. Ülkemiz yeni anayasaya kavuşuncaya kadar bu tartışma devam edecek. Yeni anayasa Türkiye'nin subjektif değerlendirmelerden, öznel iradelerden bağımsız nesnel ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç karşılanana kadar yeni anayasa ülkemizin olağan gündemi olmayı sürdürecek. Tabii sizin gündeminiz o. Uzun uzun da yazmış şimdi bana ekip arkadaşlarım özetler. Milli bir anayasa, evet. Bunda da yerli ve milli bir anayasa yapacaklar. Adaleti de tam olarak yerli ve milli hale getirdikleri gibi sanırım Timur. Ya o kadar garip ki. Bak az önceki gerçekten. anlattığımız adalet sistemi tam yerli ve milli bir adalet Evet sistemi. evet. Adamına göre. Yani bak gerçekten başka bir dünyada yaşıyorlar. Gerçekten başka bir dünyada yaşıyorlar. Yani bu ülkede yaşamıyorlar, hatta bu dünyada yaşamıyorlar. Onlar sarayda yaşıyorlar. Ha, böyle iktidar dönemlerinde böyle vakalarla karşılaşırsınız. Bunlar ya aklımızla alay ediyorlar gerçekten. Ya da başka bir gezegenden aslında buraya mesajlar gönderiyorlar. Ya Mehmet Uçum dediğiniz kişi Can Atalay için Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. O kararın tanınmamasını savunan kişi. Ya dedi ki Anayasa Mahkemesi, ya dedi, yargılama süreci bitmemiş. Ben bu şeyi onaylamıyorum. Hak ihlali kararı veriyorum. Can Atalay'ın tahliye edilmesi lazım. Ve bunu tanımamış bir yargı krizi, devlet krizi çıkarttı. Bunun için de taraf olmuş bir şey değil mi? Ya bırak, sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakın bunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptıkları hakaret, yani ülkeye de hakaret, aklımıza da hayal ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de hakaret ediyorlar. Ya Can Atalay'ın milletvekilliğini bitmemiş bir yargı süreciyle, hüküm olmayan bir süreçle düşürdüler. Anayasayı tanımlar. Bakın anayasa diyor ki Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi yok mündedir diyor. Yani Anayasa Mahkemesi söylüyor. Ve sen onu hala hapiste tutuyorsun ve hala o kararı okumayarak o şeyi gasp edebiliyorsun. Bir şey var herhalde. Yok, o gaspa ilişkin. Bak her bir cümlesi senin anlattığın her şeyin tam karşısı. Diyor ki Türkiye'nin her ferdinin kendini asli unsuru olarak saydığı kapsayıcı Türk milleti ve Türk vatandaşlığı yaklaşımının esas olduğu kuşatıcı bir anayasa. Kişinin her türlü hak ve özgürlüklerinin eksiksiz yer aldığı, yeni kuşak hak ve özgürlük alanlarının tanımlandığı, hak ve özgürlüklerin esas sınırlamalarının istisna olduğu özgürlükçü bir anayasa. Gerçekten aklımızda alay ediyorlar ya. Yani bunlar gerçekten alay ediyor. Saraydan masallar değil. Evet, mesela saraydan masallar. Gerçekten saraydan. Evet. Onu nasıl yapacaksın biliyor musun? George Orwell'ın kitabındaki gibi gerçekten bazıları için özgürlük ve eşitlik, bizim gibi yurttaşlar için eziyet ve şeye döndürmeleri Bak gerekiyor. mesela, bu kısmı da tam sana göre. Bugün yine anlatacağın dosya. Haftalardır anlatıyorsun. Keşke Mehmet Uçum izlese. Diyor ki kişilerin maddi ve manevi varlığını korumayı ve geliştirmeyi güvenceye alan doğanın, çevrenin, iklimin, denizlerin, kıyıların, ormanların, su kaynaklarının, doğal kaynakların yeraltı zenginliklerinin korunmasını, doğru ve kamu yararına kullanılmasını güvenceleyen, doğal afetlere karşı insanı koruma amacına hizmet edecek hukuksal tedbirleri içeren koruyucu bir anayasa. Bak, ne yapıyorlarsa Mustafa abi söyler ya, Evet. Mustafa hoş. Yani ne yapıyorlarsa tam tersini söylüyorlar. Böyle bir tür bunlar. Ama bakın gerçekten şu. Bakın gerçekten şu. Ya Erdoğan da aynısını yapıyor ya. Dünkü konuşmasında da öyle. Yani bütün şeyi, hakları gasp eden bir kişi işte nasıl insan hakları konusunda, demokrasi konusunda ileri gittiklerini söyleyebiliyor. Yani bütün yaptıkları ortadayken, aleniyken, gözler önündeyken ve herkes bilirken bunu aynı şeyi demesi gibi, yani ekonomi bir buhran yaşıyoruz, ekonomimiz şahlanıyor demeleri gibi. Yani gerçeklikle bağlantıları kopmuş. Her dediklerine inandığını düşündükleri bir kesim var. Ama bak gerçekten Türkiye'nin yaşadığı tam olarak ne biliyor musunuz? Bir azınlık var. Bir avuç azınlık. O bir avuç azınlık bütün ülkenin kaynaklarını sömürüyor. Bakın bunlar, o bir avuç azınlık var ya, ne askere gider bunlar, tamam mı? Bunlar askere gitmez. Bunların çocukları şehit düşmez. Bunların akrabaları şehit düşmez. Bunlar bu vatan için hiçbir bedel ödemezler. Onlar hepsinin en Onlar kralını en yapar. güzel şehit güzellemesi yapar. Aynen, giderler tabutun üstlerine ellerini koyarlar. Onun lüks arabalarıyla gelirler. Şehitlerin evlerinin önünde, yoksul evlerinin önünde şovlarını yaparlar. Bak onlar vergi ödemez.
Onlar vergi ödemez. Onlar kurdukları şirketlerle nasıl vergiden kaçınacakları, vergi kaçıracaklarını bilirler. Ve sonra o bütün halktan sömürdükleri devlet ihaleleriyle aldıkları o paraları İngiltere'ye kaçırırlar. Bak akın akın İngiltere'ye para kaçırıyorlar arkadaşlar. Bakın dönemin sonunun geldiğini biliyorlar. Ve size bunu haber olarak söylüyorum. Bilgi olarak söylüyorum. Geçtiğimiz hafta da bunun altını çizdik. Evet evet. AKP içinde ciddi bir rahatsızlık var bununla ilgili. İngiltere'ye yani, para kaçırıyorlar. Evet İngiltere'ye para kaçırıyorlar ve bunlar tespit ediliyor. Bunlar biliniyor şu an. Ne düzeyde bunlar? Devasa düzeyde. Hayır para açısından söylemiyorum. Kim bu isimler? AKP'nin yani? Müteahhitleri, AKP'li iş adamları, AKP'li yandaşlar, beslenen yandaşlar. Geminin sonuçta battığını gördük. Evet bir şekilde diyorlar ki ya risk var. Risk var biz paramızı İngiltere'ye götürelim diyorlar. Ya ekonomi bunu fark etmiyor mu zannediyorlar? Biliyorlar. Bildiklerini de biliyorlar. Çünkü siyasetteki ortaklarıyla bunları yapıyorlar. Ve bakın çok farkında. Bunlar takip altında şu an. Takip altında bunlar. Bakın bunlar bedel ödemez. Bak gerçekten hiçbir bedel ödemez. Bunlar bu mahkemelere düşmüyor çünkü. Onlar yargılanmaz. O bir avuç azınlık var ya o asalak. Ülkenin üzerine kan emici bir kene gibi yapışmış bazı asalaklar var ya. Onlar mahkemeleri satın alır. Onlar ne yapar biliyor musun bu adaletsizlikte? Onlar için bu adaletsizlik ne demek biliyor musun? Onlar için bu adaletsizlik şu demek. Para kazanacakları tezgah demek. Çünkü birileri gelir. Hırsızı, yolsuzu, uyuşturucu kaçakçısı, baronu, katili parayı verir bunlara. Bakın öyle oluyor. Bunlara parayı veriyor, serbest kalıyor. O da oradan ekmeğini buluyor. Servetini yapıyor. O parayı da yurt dışına kaçırıyor. Bunlar hiçbir bedel ödemez. Bunların çocukları özel okullarda, kolejlerde, yurt dışında okur. Milletin çocuklarını imam hatiplere mahkum ederler. Kalabalık sınıflara mahkum ederler. Bunların bu memlekete gram faydası yok arkadaşlar. Bu memleketin asalakları bunlar. Bir avuçlar. Bunlar ne yapar biliyor musun? Senin ekonomin batar. Garibanın cebindeki parayı alıp kendi sermayeleri, kendi sermayelerini aktarmak için kur korumlu mevduat gibi uydurma şeyler yaparlar. Ve bu buhran içinde dünyanın en büyük soygununu yaparlar. Bunların hiçbir bedel ödemezler bu ülke için. Yarın öbür gün bu ülke çöktüğü zaman çöker. Ya bakın bunlar bavizlerini toplar gider. Senin benim çocuğum, bu ülkenin çocukları aç sefil burada sürünürken onlar plajlarda gezerler. Bakın bunlar böyleler. Bunların adaletle, adaletle şu anlattıklarıyla hiçbiriyle ilgisi yok. Bunların bir ideali yok. Bunlar lümpenler. Bunların neoliberal politikalarla yapmak istedikleri tek şey kendi azınlıklarını doyurmak. Halk açlıktan gebersin bunun umurunda bile değil. Bunlar hiçbir bedel ödemez. Ve şimdi geldiler, bu kişi yeni anayasa diyor ya, anayasanın tanınmadığı bir ülkede darbeci zihniyetli bu tipler yeni anayasa diyorlar ya, emin olun tek dertleri var. Tek dertleri var, ceplerini doldurmak başka hiçbir dertleri yok. Kendilerini koruma almak başka hiçbir dertleri yok. Kendi iktidarlarını sürdürmek. Kendi iktidarlarını sürdürmek, saraylarda oturmaya devam. Ama var ya, en çok da AKP'lilere yazıklar olsun, yani AKP'nin yönetici kadrolarına. Ya Mehmet Uçum dediniz kişi saraydan çıkıp ben devletim dedi ya. AKP'lilere ayar verdi. O AKP genel merkezindekilere. Biri çıkıp çıtını çıkartamıyor ya. Mecliste Numan Kurtulmuş geziyor ya. Meclis başkanıyım. Devlet protokolü bir numarası. Bir numarası. O koltukta oturuyor ya. Bu ülkenin milletvekili Hatay'ın seçilmiş milletvekili. Halkın oylarıyla seçilmiş milletvekili. Bir darbeyle anayasa tanınmayarak hapiste tutuluyor, meclisten vekilliği düşürülüyor. Numan Kurtulmuş ortalıklarda geziyor. Gezemiyor. Kaçıyor, saklanıyor. Gezemiyor, ya. Saklanıyor. Böyle bir rezillik olur mu arkadaşlar? Ya böyle bir şey olur mu? Ya o Türkiye Millet Meclisi'nin itibarı senin partinden de, ya orası Gazi Meclis. Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkede kurulmuş bir meclis orası. Oranın koltuğuna oturduğun zaman o meclisin itibarından sen sorumlusun. Sen saklanır mısın ya? O saklanıyor. Oturumu kim yönetiyor Can Atalay? Milletvekilinin düşünmesine karşı verilen olağanüstü toplantıda Bekir Bozdağ oturuyor. Ya Bekir Bozdağ kim? FETÖ övgüleriyle ya o kürsülerde FETÖ övgüleri olan bir adam. Devam ediyor Mehmet. Vekilliğin düşünmesi. İnanılmaz bak, gerçekten. Yine Anayasa Mahkemesi olduğu için okuyorum yine ilgili anlattıklarında. Erdal da aslında doğru soruyu sormuş. Yani şimdiye kadar gayrimilli miydi? Yani yerli ve milli yeni anayasa tartışmasını açtılar ya. Halkın itiraz edici referandum hakkı.
halkın soyut norm denetimi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkı, yasama sürecine halkın katılım imkanlarının ve mecralarının çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi, yargılama süreçlerinde halk iradesinin de etkili olacağı yapılar ve fonksiyonlar gibi kurumlar yoluyla gelişkin demokrasiye imkan veren bir anayasa. Halk iradesi olacak bir şey yargılamalarda, öyle mi? Halk iradesi olacak. Hayır, işte Anayasa Mahkemesi'nde de o başlıyor. Anayasa Mahkemesi'ni ne yapsınlar diyor yani Anayasa Mahkemesi. Yeni yollar arayacaklar. 2010'da işte bireysel başvuru hakkını AKP iktidarı getirdi Anayasa Mahkemesi'ne. Şimdi çıkıp uydurma, tamamen uydurma bir üst şey merci, yargı merciğine dönüştü diye abuk sabuk gerçekten ama yani hiçbir geçerli olmayan, zaten anayasaya uymayan bir yapının anayasayı gündeme getirmiş. Bak bunların hepsi neden oluyor biliyor musun? Tam yolda karşılaştım. Buraya gelirken, programa gelirken. Tosette geliyoruz ya Murat. Levent'te. Ya duramadım lanet olsun. Şeyden duramadım yani. Fren yapamadım. Bir kaza yapar falan. Arabanın biri. Bakın Levent'teyiz ha. Trafiğin en yoğun olduğu saatler neredeyse. Zonk diye bir araba durdu. Öndeki araba da durdu. Bu da durdu. Arkada bir yine çakarlı bir Mercedes. Önde koruma aracı. Bey, dört kapı birden açıldı. Korumalar indi. Arabadan. Yolun şeyinde kenarında yani en işteki yerde. Elleri cebinde bir tane kişi, ya yüzünü de göremedim tam. Çıktı beş koruma peşinden, arkada böyle bir kuyruk oluştu. Millet kornaya basıyor niye durdunuz diye. Ya adam otoyolun önünde ortasında duruyor ya. Ona bile takmıyor. Sağa sola bakıyorsun her yerde çakarlı araç. Ya bir tane saray eşrafı var. Ben yol vermiyorum. Bak polis olduğunu, resmi polis olduğunu bilirsem... İşte ambulans, ya her taraf yangın, itfaiye, acil ilaç taşıyanlar, acil durumların dışında. Çakarlı böyle lüks araçlar var ya, adam Bentley marka araba var, Ferrari'si var. Hepsi mi de öyle artık? Range Rover arabalar öyle. Var, hepsinde çakar var. Ya eğer bir devlet memuru o arabayı alıyorsa o devlet memuru değil. Bak o devlet memuru değil. Açık açık söylüyorum bak. Eğer o arabaya binebiliyorsa devlet memuru değil. Bentley, işte Range Rover, Ferrari, Porsche, bunun gibi arabalara. Ha onda çakar varsa ben yol vermiyorum kardeşim. Bu ülkede onlar benden üstün değil. Ben de onlardan üstün değilim. Eşitiz hepimiz. Ben yol vermiyorum. Açık açık da söylüyorum, vermeyeceğim de. Kaç defa kornaya basıyorlar arkadan gong gong filan diye. Kimsiniz diyorum. Bilmem ne iş insanıymış da, bilmem ne partinin ilçe başkanıymış da, bilmem ne partinin şuymuş da. Vermiyorum kardeşim diyorum. Yok. Vermiyorum. Bu kadar.